Kılıçdaroğlu gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yaklaşık böyle 6-7 ayda bir toplantı yapıyoruz. CHP Genel Başkanı, Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Erhal Çelebi'nin de aralarında olduğu gazetecilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, 2014'teki yerel seçimler sonrası istifa eden Ankara adayı Mansur Yavaş'ın yeniden CHP üyesi olduğunu açıkladı. Ne zaman tekrar üye olduğuna ilişkinse ayrıntı vermedi. Mansur Bey siyaset dünyasının önemli bir aktörü. MHP kökenli Yavaş, 2014'teki seçimi kazanamayınca partiden istifa etmiş ve CHP tabanının büyük tepkisini çekmişti. İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun parti içinden geldiğini ve güçlü bir aday olduğunu belirtti Kılıçdaroğlu. İmamoğlu karşısında AKP'nin adayı olacağı belirtilen Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın ise adaylıktan vazgeçebileceğini savundu. Bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İşbirliği yapmanın zorlukları sizler de 3 aşağı 5 yukarı tahmin edersiniz. 21 il konusunda anlaştıkları İYİ Parti ile yürütülen ittifak görüşmelerini değerlendiren Kılıçdaroğlu, müzakerelerin büyükşehir ilçeleri için sürdüğünü kaydetti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ortak miting konusunda şu an yapılmış bir çalışma olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, yoğun bir miting sürecini de doğru bulmadıklarını söyledi. HDP ile ilgili soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, kurumsal bir işbirliğinin söz konusu olmadığını ifade etti. Saadet Partisi ile ise aday bağlamında görüşme yapıldığını belirtti. Teşekkür ederiz. Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce'nin kurultay tartışmaları kapsamında söylediği 31 Mart'a kadar maraza çıkarmayacağım sözleri de soruldu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İnce'ye bir yanıtı olmayacağını kaydetti. Kılıçdaroğlu, eleştirileri konu olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşmesine ilişkin de konuştu. Gül'le iç politika değil dış politika konuştuklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, kendisinin ciddi birikime sahip olduğunu biliyorum dedi. Hakkınız yok, hakkınızı bilin. Bu konuşmayı başlangıçta kınıyorum. Türkiye gündemindeki sıcaklığını koruyan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in tartışmasını da değerlendirdi Kılıçdaroğlu. Akar'ın siyasete girdiği için eleştirilere açık olması gerektiğini söyledi. Başta Amerika ile ilişkiler olmak üzere dış politikadaki gelişmeler de soruldu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na. Washington'la ilişkilerin düzeltilmesini istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, Amerika'nın Suriye'den çekilip çekilmeyeceğinin süreç içinde görüleceğini ifade etti. Fırat'ın doğusuna operasyon hakkındaysa, sınır ötesine operasyon gerekiyorsa kendi güvenliğini sağlamak açısından bunu da yapacaktır diye konuştu.